Gebelerde tiroid hastalıkları önemli. Birkaç açıdan önemli. Bir, gebe kalma sürecinde tiroid bozukluğu olanlarda problemler yaşayabiliyoruz. Biz en çok hipotiroidi, yani tiroid bezinin biraz az çalıştığı tembel tiroid dediğimiz hastalarda gebe kalma sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Ya da bazen de tiroid bezinin çok çalıştığı durumlarda da benzer sıkıntılar olabiliyor. Gebe kaldıktan sonra tiroid hormonları çok önemli. Çünkü ilk 11 haftada bebeğin, yani fetusun, anne karnındaki bebeğin tiroid bezi çalışmıyor henüz. Daha iyodu alıp tiroid hormonu yapacak olgunluğa erişmemiş ve bu ilk 11 haftada bebeğin gelişmesi tamamen annenin tiroid hormonlarına bağlı. Yani eğer annenizde bir tiroid hormonu eksikliği varsa otomatik olarak bebek olarak siz tiroid hormonsuz bir gelişim sağlıyorsunuz ve ilk 3 ayda çok ciddi sıkıntılar olabiliyor. Özellikle santral sinir sistemi, yani beynin gelişiminde. Zeka düzeyinde önemli oranda gerilikler olabiliyor. Bunun için biz mutlaka gebeliğin ilk 3 ayında tiroid hormonları takip ediyoruz ve eğer istediğimiz düzeyde hormonlar yoksa hızlı bir tarzda tedavi yapıyoruz. Normal şahıslardaki tiroid hormon düzeyimiz, ki biz TSH düzeyine göre ölçeriz, biraz daha yüksekken cutoff'umuz, limitimiz, gebe hastalarda 2,5'a kadar indirilmiş durumda bu dünya çapında. Yani bir gebenin sağlıklı bir bebek doğurması için TSH'sının 2,5'un altında olması gerekiyor. Hasta daha önceden bir tiroid hastalığı varsa ve ilaç kullanıyorsa, zaten bunu defalarca her vizitte, aman gebe kalmaya karar verdiğiniz zaman bize gel, biz onu ayarlayalım, ya da beklenmedik bir gebelik olursa hemen gel, ilacını ayarlayalım diyoruz. Burada yapılan çok önemli bir hata var. Genel olarak halk arasında gebelerin ilaç kullanamayacağı şeklinde bir bilgi var. Evet, doğru. Pek çok ilacı gebelikte kullanmak doğru değil ve gebelikte kesiyoruz. Ama tiroid hormonları bunun tam tersi. Yani biz tam tersine gebelerde, bırakın kullandığımız tiroid ilacını, tiroid hormonunu kesmek, tam tersine dozunu yükseltmek zorunda kalıyoruz. Özetlersek, eğer gebeyseniz ve tiroid hormonu kullanıyorsanız, gebe olmadan önce, gebe olduğunuzu öğrendiniz, kullandığınız hormonu kesmeden doktorunuza gideceksiniz, kan tahlili yapılacak ve muhtemelen kullandığı hormon yaklaşık 1 bölü 3 oranında arttırılacak. Eğer gebe kaldığınızı öğrendiniz ama bir tiroid hormonu kullanmıyorsunuz, ama TSH düzeyiniz 2,5'un üstünde, daha önceden de işte bir tiroid problemi var, antikorlarınız yüksek, ultrasonda sıkıntı olmuş, mutlaka hemen en kısa sürede bir hekime başvurup orada TSH'ı uygun düzeye çekecek tarzda, hızlı bir tarzda tedaviye başlamak zorundayız. Bu dediğim hep tiroid, tembel tiroid dediğimiz hipotiroid durumunda kullanılan tiroid hormonları için. Tersi durum, yani hipertiroidde olay biraz farklı. Çünkü hipertiroidi bir kere gebelikte kısmi bir hipertiroidi görüyoruz çoğu hastada. Hele ikiz gebeliklerde, çoğul gebeliklerde daha fazla görüyoruz. Bir de zehirli guatr, hipertiroide kullanılan ilaçlar gebelikte o kadar da masum değil. Her zaman için çok rahat kullanabildiğimiz ilaçlar değil. Onlar da biraz daha farklı şeylere dikkat ederek ilaç kullandığımız için, eğer hipertiroidseniz ve zehirli guatr ilacı kullanırken gebe kaldıysanız, mutlaka hemen yine hekime başvurup, bu sefer tercihen ilacı kesip başvurup ilgili hekimin dediklerini harfiyen uymanız gerekiyor.